Merhabalar. Bu videomuzda hisse alış ve satışta gördüğümüz emir tiplerini ve emir sürelerini işleyeceğiz. Limit emir çok basit haliyle hisseyi hangi fiyattan talep ediyorsak o fiyattan bize satılması anlamına gelir. Hisse fiyatı 10 TL olsun. Talebimiz ise eğer hisse 9,80 kuruşa gelirse al diye belli bir fiyat girerek aldığımız emir veya son fiyatı baz alarak girdiğimiz emir tipidir. Piyasa emri ise en kısa haliyle hissenin son anlık fiyatından alınıp satılması işlemidir. Örnek, X hissesinden 100 lot alış emri giriyoruz. Hisse son fiyatı 1 TL olsun. Piyasa emriyle alış veya satış girdiğimizde o sırada hisse hareketli ve yükseliyorsa veya satış emri verdiysek düşüyor ise diye hesaplayalım. Hisseye emri girdiğimizde emrimiz alış veya satış için sıraya alınır. 60 lot 1 TL'den 20 lot 1,04 TL'den bize satılabilir. Yani emre girdiğimizde sıraya girdiğimiz andan itibaren hangi fiyattan yakalarsa bize o fiyattan satar. Diyelim hissede 80 lot alış veya satış kalmış ise bizde 100 lot emir girmiş isek o sırada piyasa 80 lotu satar, geri kalan 20 lot iptal edilir. Tabi burada girdiğimiz emir süresi önemli. Eğer kalanını iptal et dediysek aldığını veya sattığını satar, geri kalanını iptal eder. Eğer günlük dediysek hissenin tahtası o gün içinde bozulabilir. O sırada kalan 20 lotu bize satabilir. Bunlar ihtimal. Piyasadan limite emri ise hisse kademesindeki en iyi fiyatı baz alır. Biz o anlık kademedeki en iyi alış veya satıştan bize hisseyi satar. Örnek, hisse fiyatı 1 TL ise ve 100 lot emir girdiğimizde o sırada kademede en iyi fiyat 1 TL ise o an bize o fiyat baz alınarak verilir. Hissenin o an 1,02 TL'ye gitmesi durumunda ise bize en iyi fiyat olan 1 TL baz alındığından o fiyattan alırız. Yani yükselişten etkilenmeyiz. Eğer 100 lot talebimizi girdiğimizde ve kademe bize en iyi fiyat 1 TL'den satılacaksa emir sırasında bekleyen 80 lot varsa o sırada 80'i alabiliriz. Geri kalan emrimiz ise emir süresine bağlı olarak ya iptal edilir ya gerçekleşme durumunu bekler. Diğer piyasa emirleri ise denge emri, orta nokta piyasa emri, orta nokta limit emri, şarta bağlı emir, süreli emir, zincir emir, iceberg emri olarak geçer. Bu emir tipleri ilerleyen zamanlarda daha farklı stratejiler ve piyasa koşullarına göre kullanabileceğiniz emir tipleridir. Bununla ilgili bu emir tiplerinin detaylarını inceleyebileceğiniz bir Word PDF dokümanını yorumlara ekleyeceğim. Oradan bulabilirsiniz. Gelelim borsa emir sürelerine. Günlük emir pay piyasasındaki bütün pazarlarda aksi belirtilmedikçe girilen her emir girildiği gün boyunca geçerlidir ve işlem görmezlerse gün sonunda iptal edilir. Yani borsa saat 10'da açılıyor. Girdiğimiz emir akşam 6'ya kadar geçerlidir. Kalanı iptal et emri ise fiyat ve miktar belirtilerek girilen ve emrin girildiği anda karşılanmayan bölümünün otomatik olarak iptal edildiği emir türüdür. İptale kadar geçerli olan ise borsa birincil piyasada değişken ve sabit fiyatlı talep toplama yöntemlerinde halka arz süresinin sonuna kadar geçerli olan emir girişi. Bu geçerlilik türü talep toplama yöntemiyle halka arzından gerçekleştirildiği birinci piyasada kullanılmaktadır. Yani örnek vereyim. Halka arz 2 gün sürdüğü için o 2 gün içinde ya da o belirtilen saatler içinde girebildiğiniz o sıraya kadar geçerli olan emir tipidir. Tarihli emir ise fiyat adımı ve fiyat değişme sınırları çerçevesinde geçerli olacakları son tarih belirtilerek sisteme girilen, işlem görene kadar veya iptal edilene kadar sistemde geçerliliğini koruyan emir tipidir. Tarihli emirlerin geçerli olabilmesi için azami süre Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Pay piyasasında mevcut durumda tarihli emir kullanılmamaktadır. Yani bu size açık değil açıkçası. Yani yatırımcılara açık değil. Bu videomuz bu kadar. Bunun detayları yani emir süreleri ve tiplerine ilişkin PDF'i yorumlara bırakıyorum. Oradan indirerek kullanabilirsiniz.